Evet, kıymetli arkadaşlar. Dünyanın en güzel şeyi hayvan sevgisidir. Özellikle yavru olunca hayvanın en makbul olduğu sevilme çağları. Biliklerimiz şu an bir aylık. Maşallah artık tüyleri müyleri çıktı, bembeyaz. Gelin gibi olmaya başladılar. Maşallah, sübhanallah. Dede maşallah, dede ne güzel kazların var dede. Kazlarımız neyle besleniyor dede şu an? Duadan. Akşamlarda sadece arpa. Herhangi böyle bir yem, efendim kimyasal bir şey yok. Doğadan gelen arpa, ezilmiş arpa. Şu an evet. Eğer yem desem bu kazdıktan çıkar, eti yem kokuyor. Eti saman gibi olur. Yani saman şimdi olur, çiftlik tavuklarıyla, köy efendime tavuğu. Söyleyeyim, köy tavuğu gibi. Buradaki maksat şu, çiftlik tavuklarında 21 günde efendim civcivi kesilecek hale getiriyorlar. Bunu da doğal olarak yapma imkanı yok yani, değil mi? Burada da 3 ayda. Vallahi gayet güzel. Aleksandra Bulgümrü şehrinde karşı. Yaşar Topçu'ya da teşekkür ediyorum. Yaşar Topçu, beni dinliyorsan, kendisi mast kazlarının üretimiyle alakalı emekli olduktan sonra ömrünü kazcılığa adamış bir büyüğümüz. Civcivlerimizi ondan aldık. O da aynı bu şekilde yetiştiricilik yapıyor. İnanılmaz derecede hayvanları seven bir büyüğümüz. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir kaz ırkıdır ki bu. Çok güzel oluyor maşallah. Bu böyle bir sevdadır yani, kazcılık. Bili 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 bili. Onur Bey, selamünaleyküm. Onur Bey. Aleykümselam. Hay maşallah. Benim gazlarım böyle gelin gibi yetişiyor. Onur Bey. Hay maşallah. Ben kaç çiftin gazları besleyemem, biliyorsun. Aleykümselam. Hay maşallah. Benim gazlarım böyle gelin gibi yetişiyor. Onur Bey. Hay maşallah. Ben